Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, işte Berat Kandili. Berat Gecesi af gecesi. Berat Gecesi tevbe gecesi. Berat Gecesi ibadet gecesi. Berat Gecesi namaz gecesi hocam. Temize çıkmak anlamına gelen Berat Kandili'nin gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Bu gece kardeşlerim, o sene içinde doğacak olanlar, ölecek olanlar hepsi yazılır. Bu nedenle bu gece bol bol dua edip tevbe edilmeli. Sevgili kardeşlerim, bu gece Şaban-ı Şerif'in 15. Bu gece kardeşlerim tavsiye edilen nafile ibadetler var. İnşallah kaza namazı borcunuz varsa bu gece kazalara ağırlık verin. Yani diyelim ki senin kaza borcun var, farz. Kaza borcun farz hocam, o Allah'ın emri. Kılmadığın bir sabah namazı, bir öğlen namazı, bir ikindi, akşam, yatsı namazı var. Farz yani, yapmamışsın. Sen nafilelerle vakit geçiriyorsun. Önce kazayı kılacaksın hey Müslüman. Kaza borcun varsa kaza kılacaksın. Hiç değilse bir günlük ya. Biraz kaza kıldın, tevbe istiğfar et. Affettir kendini. Tavsiye edilen namazlar evet var. Nafile ibadetler de var. Kaza borcu olmayanlar nafile namazlar da kılıyorlar. Bazı mezheplerde kaza borcu olan zaten nafile kılmıyor biliyorsunuz. Bu gece 100 rekatlık bir namaz tavsiye ediliyor sevgili kardeşler. Bu namazın yanında 100 rekatlık namaz var. Bir de 2 rekatlık bir namaz da tavsiye ediliyor. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizin kıldığı Berat namazını şöyle anlatıyor. Ya Ayşe dedi, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin dedi. Ben de en iyisini Allah ve Resulü bilir dedim. Buyurdu ki bu gece Şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakk'a arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin dedi. Olur dedim. Kalktı, namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu. Sonra küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kalktı. Ayaktayken birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede tan yeri ağrıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki bir ara Allah ruhunu aldı zannettim diyor. Bana gelmesi uzayınca ben yaklaştım ona. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim. Azabından sana sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Seni kendi zatını övdüğün gibi övemem. Sonra kendisine sordum ki ya Resulallah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Ben deyince dedi ki sen onları öğrenebildin mi? Evet deyince onları hem sen öğren hem de başkalarına öğret dedi. Sevgili kardeşlerim, Berat gecesi kılınması tavsiye edilen 100 rekatlık bir namaz var. Peygamberimizin kıldığı 2 rekat namazı dışında Berat gecesinde buna salatul hayır denir. Hayır namazı. Bu namaz 100 rekat. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 tane İhlas-ı Şerif okuyor. Kulhu Allah'a bu şekilde kılınır. 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nail olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir. Ya Rabbi, niyet ettim rızayı şerifin için namaza, beni affı ilahine, feyzi ilahine mazhar eyle. Kalbimin kasvetinden, dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtar ya Rabbi. Şu eda defterine beni de kaydeyle ya Rabbi. Allahu Ekber dersin, başlarsın. Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek, yani o 100 rekatı tek bir seferde kılamam dersen ara vererek, dinlenerek de kılarsın. Biraz kılarsın, bir abdest tazelersin, az bir oturursun, devam edersin falan, ama çok soğutmamak lazım. Soğutunca şeytan çünkü vesvese verir. 40 rekat kılın, aman yeter ya diyebiliyor şeytan. Anladın? 2 rekatta bir selam verilir. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 tane İhlas suresi okunur. İlk rekatlarda sevgili kardeşler Fatiha'dan önce Sübhaneke zaten var. Onu söylememe gerek yok. Normal namaz kılar gibi. Ondan sonra İhlas surelerinde besmele çekilmeden kılınır. Zammi sure olarak okunduğu için. Namazın tamamını peş peşe kılmak şart değil. Ara verip aralarda böyle abdest tazeleyip biraz dinlenerek kılabilirsiniz kardeşler. Bu gece kılamazsan, tamamlayamadın, kerahat vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirilebilir kardeşlerim. Bir de bu namazdan hariç 2 rekatlık bir kısa namaz daha var. Ya bana hocam gücüm yetmez derseniz kardeşlerim, Berat gecesi 2 rekat bir namaz. 1. rekatta Fatiha'dan sonra herhangi bir zamm-i sure, kısa bir sure okunur. Rükü'ye gidilir. Rükü'den doğrulur secdeye. Secdede biraz uzun kalınır. Bu konuda belli bir sınır yok. Ne kadar dayanabilirsen. Secdede kalırsın. Subhane Rabbiyel A'la dersin. Subhane Rabbiyel A'la. Ey yüce Allah'ım, seni tesbih ederim. Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhan. Dayanabildiğin kadar. Sonra 2. rekat kalkarsın, ilk rekatta okuduğun gibi kılarsın. Secdede yine uzun kalır, gücün yettiğince. Secdeden kalkıp oturursun Ettehiyyatü'ye, selam verirsin. Selamdan sonra ellerini açarsın, Allah'tan istersin hocam. İnşallah. Berat gecesini ganimet bilmeli hocam bir Müslüman. Tevbe istiğfar etmeli. Kaza namazı kılmalı. Bol Kur'an okumalı. Peygamber Efendimiz Berat gecesinde Allahümme rzuqna kalben takiyya mineşşirki beriyya la kafiran ve la şakiyya duasını çok okurdu. Bir daha söyleyeyim. Allahümme rzuqna kalben takiyya mineşşirki beriyye la kafiran ve la şakiyye. Bu duayı çok okurmuş. İnşallah. Ve Ya Rabbi, azabından affına sığınıyorum. Senden, sana sığınıyorum. Gazabından rızana sığınıyorum. Sana iltica ediyorum. Senin şanın çok yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulamam. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim ya Rabbi diye çok dua edermiş Peygamberimiz. Biz de bu gece bu duaları okuyalım inşallah. Allah'ım niyetlerinizi kabul etsin. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.